7 Haziran seçimlerinde iktidarını kaybeden AKP ve Erdoğan çözümü savaş çıkarmakta, halkının tepesine kurşun ve bombalar yağdırmakta bulmuştu. Tabu saldırılar karşısında halkın, emek güçlerinin emek, barış, demokrasi mücadelesi de aralıksız sürmeye devam ediyor. Ali Deniz 7 Haziran'da 1 Kasım seçimlerinde Antep'te emekçi mahallelerinde seçim çalışması yürütüyordu. Barış mücadelesine her yerde insanları anlatmaya çalışıyordu. Ali Deniz 1 Mayıs'larda işçi sınıfının saflarında iş, ekmek, özgürlük istiyoruz diyordu. Ali Deniz işçi duraklarında, işçi servislerinde, grevlerde, direnişlerde işçi sınıfının sesine ses, gücüne güç katmaya çalışıyordu. Biz de bugün 1 Mayıs arifesinde, seçim arifesinde Ali Deniz'in bize bıraktığı mücadele mirasını yaşatmaya çalışıyoruz. Emekçi semtlerinde, işçi duraklarında, okullarda, mahallelerde, emekçi kadınların içinde, fabrikalarda, emekçi kadınların arasında emek, barış, demokrasi mücadelesini yükseltmeye çalışıyoruz. Ona çiçeklerle geldik, ona bir sözle geldik buraya. 10 Ekim Ankara katliamı bu ülkenin gördüğü en kanlı katliamlardan biriydi. Bu kentten yola çıkan IŞİD'li çeteler, kanlı çeteler, Ali Deniz'i ve onunla birlikte 103 arkadaşımızı aramızdan aldı. Hayatta kaldığımız her an barış için, emek için, özgürlük için mücadele edenlerin acısını da, onların bize bıraktığı mirası da o günden bugüne hep yanımızda, hep aklımızda, hep kalbimizde taşıdık. Onu anlatanlar onun ne kadar cesur bir genç olduğunu söylerler hep. Onun yoldaşları, genç yoldaşları onun verdiği cesareti hala nasıl yüreklerinde taşıdıklarını anlatırlar. Barıştan yana olan insanların sadece Ankara'da değil, aynı zamanda Diyarbakır'da, Suruç'ta, Ankara'da, İstanbul'da da göz göre göre katledildiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi bugün de Antep'i işte bu katliamların temel gücü olan, bu katliamları gerçekleştiren cihatçı çetelerin yine merkezi haline getirmek isteyenlere de Ali Deniz'in yanı başından seslenmek istiyoruz. Kafa kesen, kadınları cariye yapmak isteyen, antik kentleri yok eden, yani güzel olan her şeye düşman olanlar bu şehirde besletip büyütüldü, Gaziantep'te. İddiamız şudur, sözümüz şudur. Gaziantep, IŞİD çetelerinin, katliam çetelerinin, devlet tarafından korunan çetelerin, katliamlara yol verenlerin değil, barışın, özgürlüğün, gençlerin umutla geleceği büyüttüğü bir kent olacak. Ali Deniz'in yoldaşlarının umudu bütün halklara götürdüğü, büyüttüğü bir kent olacak. Kadınların özgürce gezdiği bir kent olacak ve halkların kardeşliğinin kenti olacak. Gezi olaylarında Eskişehir'de hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ve altında yazan yazı ve bu pankartı taşıyan yoldaşlarımızdan, genç yoldaşlarımızdan bir tanesi de Ali Deniz. Aynen şu sözden ifade ediyorlar. Gülüşün bir isyanın ateşinde parlayacak diyorlar. Ne yazık ki kendisi de daha o 19 yaşındayken gülüşü fotoğraflarda kalıyor. Ali İsmail gibi ne yazık ki pankartlarda, duvarlarda asılı bir şekilde yerini alıyor. Yeşil Sol olarak, Yeşil Sol'un yeşeren dallarında yaprakları olarak onların onurlu mücadelesini hep birlikte omuzlarımızda taşıyacağız. Yaşasın!